Merhaba. Turşu. Abone olanlara turşu tarifi vereceğim demiştim. Yani illallah be kardeşim. Yani her gördüğünüz yerde turşu tarifi nerede? Mesajlar yağıyor. Turşu tarifi nerede? Kitap için, Gaslight için imza günü yapıyorum. Yakama yapışıyorsunuz. Turşu tarifi nerede? İşte burada turşu. Az sabır. Yayının sonunda tarifi vereceğim. Şimdi CHP'de değişim kazandı. CHP'deki değişimi görüyorsunuz değil mi? Yani daha düne kadar Kılıçdaroğlu'nu yere göre sığdıramayanlar şimdi gitti kurtulduk filan diye arkasından göbek atıyor. Ya kurultaydan önce halkın umudu Kılıçdaroğlu diye tweet atıp oy sayımından hemen sonra değişim özgürlüktür diye tweet atanlar var. Ya özgürden sonra apostrof koyarak değişim özgürlüktür yani. Özgür Özel yani. Ya bir saniye önce halkın umudu Kılıçdaroğlu, bir saniye sonra değişim özgürlüktür. Ya seçimden önce 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu diye yayın yapan muhalif görünümlü yalakalar şimdi Kılıçdaroğlu ile seçim kazanmamız mümkün değildi. Ben zaten yazmıştım filan diyorlar. Ya insan kendinden şüphe ediyor. Acaba gerçekten yazmış mıydı? Biz mi yanlış hatırlıyoruz? Ya seçimden önce Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlere namert diyenler, kurultaydan önce Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlere Alevi düşmanı diyenler, şimdi hiç yüzleri kızarmadan Kılıçdaroğlu şerefiyle gitmeyi bile başaramadı. Bununla zaten biz kazanamazdık, kurtulduk diye yazıyorlar. Ya 2010'dan beri 13 yıldır Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünü yazan bir gazeteci olarak doğrusu Kılıçdaroğlu'na üzüleceğim aklıma gelmez. Yani kendisi için olmasa bile ailesi için, çocukları, torunları için gerçekten üzüldüm. Yani evet Kılıçdaroğlu ektiğini biçiyor. Yani kendi eliyle beslediği kiralık medyası tarafından infaz ediliyor. Kendi eliyle beslediği guguk kuşu yumurtaları tarafından hançerleniyor. Ama bu kadar da döneklik, bu kadar fırıldaklık. Ya insan gerçekten tiksiniyor be kardeşim. Üstelik bu ikiyüzlülüğü, bu binbir suratlılığı namuslu pozlarına bürünerek güvenilir gazetecilik kisvesi altında yapıyorlar. Güya demokrasi adına yapıyorlar. Ve maalesef bu ahlaksız medyayla, bu omurgasız şakşakçı kitleyle bu ülke hep böyle devam edip gidiyor. Bakın mesela şu anda yaşı 50'nin üzerinde olanlar gayet iyi hatırlar. Gençlerimiz bilmez, onun için gençlerimize özellikle anlatmak istiyorum. Ya Kenan Evren mesela iktidardı. Darbeci Kenan Evren. Ya kendini ressam zannediyor. Yağlı boya tablolar yapıyordu. Devlet ihalelerinden böyle malı götüren iş adamlarımız Kenan Evren'in tablolarına hayran diye. Darbecinin fırça darbelerine sahip olabilmek için açık arttırmalarda kıran kırana yarışıyorlar. Hani şimdi nasıl bu ihale kapmak için Umre'ye gidiyorlar AKP'nin sarayın gözüne girmek için. O zaman da buydu işte. Kenan Evren modaydı. Kenan Evren'i yani yalamak için her şeyi yapıyorlar. 1993'tü mesela, hiç unutmuyorum. Ya bir tablosu açık arttırmayla satışa sunuldu. İş adamları böyle kıyasıya yarıştı falan. 5 bin lirayla başladı. 5 bin lira. Ya arkadaş 50 milyon liraya yükseldi ya. 5 bin liralık tablo 50 milyon. O kadar açık attırma. Rekabet. Ya 50 milyona yükselince Kenan Evren dedi ki yeter artık dedi böyle falan. 50 milyon liraya Sakıp Sabancı aldı. Yine 1993'tü. Ya bu Kenan Evren'in tablosu, Kenan Evren Lisesi vardı. Onun vakfının gecesinde açık attırmaya satıldı. Ya 10 bin lirayla başladılar. Arkadaş arttıran 110 milyon liraya satıldı ya tablo. Marmaris'te sergi açtı. Bir tablosu 500 milyon lira. 500 milyon lira o zaman yani anormal. Çimento tarafından satın alındı tablo. Ama Çimento hangi tabloyu satın aldığını bilmiyordu. Sergiyi bile gezmemişler. Tabloları bile görmemişler. Ya Kenan Evren bunu röportajda anlattı ya. Hangisini isterseniz onu verin demişler. Parayı göndermişler 500 milyon. Hangisini isterseniz onu verin. Ya Kenan Evren de lütfedip
anne sevgisi isimli tablosunu vermiş değil mi? Ya Kenan Evren kendi söyledi. Diyordu ki o kadar para etmediğini ben de biliyorum ama ne yapayım? Sanatsever insanlar işte. Sanatsever. İktidarın kıçını yalamak için kuyruğa giriyorlar. Bugün değil, hep böyleydi. Gazeteciler de böyle alkışlıyordu. Ya bu Kenan Evren'in Marmaris'te bir tane evi vardı. Küçük bir de havuzu vardı. Ya gazeteciler evin korumalarından fazla o evde duruyorlar diye. Kenan Evren yüzerken fotoğraf çekerler. Kenan Evren balık tutarken fotoğraf çekerler. Kenan Evren kahve içerken fotoğraf. Ya dünyanın en yalaka medyasıydı. Hani bugün yalaka diyoruz ya. Tablo aynıydı. Ankara'da sergi açtı bu Kenan Evren. Hamamda Kızlar. Tablonun ismi bu. Hamamda Kızlar. Ya bir müteahhit buna 600 milyon lira verdi. 600 milyon. Sonradan anlaşıldı ki Kenan Evren bu Hamamda Kızları Hürriyet Gazetesi'nin tatil ekinde meğer bayram hamamları diye bir haber yayınlanmış. Oradaki fotoğraftan araklamış. Çizmiş dediler Kenan Evren'e siz bunu araklamışsınız. Ne yapayım yani dedi. Kızları dedi hamama götürüp öyle mi resim yapsaydın? Dediler çok güzel söylüyor. Bravo harika konuştu. Denizli Horozu diye bir tablosu vardı bunun. Ya Denizli'de açık attırmaya satıldı. Şey, Denizli Horozu, Denizli yani bu kadar iyi. Zeka seviyesi bu yani. Açık attırmayla satıldı. Ya Denizli tekstilciler, sanayiciler kıyasıya kapıştı. Ya Denizli Horozu tablosunu almak için. O zaman 100 milyon lirayla başladı ya arkadaş. 10 milyar liraya aldı bir türlü. 10 milyar lira. Atatürk diye tablo yaptı. Atatürk isimli tablo. Cumhuriyet balosunda açık attırmayla satıldı. Böyle seçkin davetliler. Vuruştular yani. 250 milyondan başladılar. 105 milyar lira. Ali Balkaner de kaldı. Ali Balkaner. Ya bu 105 milyar lira Kenan Evren'i o tarih itibariyle yaşayan en pahalı Türk ressamı yapmış diye. Yaşayan en pahalı Türk ressamı Kenan Evren. Yani memleketin en dandik ressamı sırf iktidar olduğu için, muktedir olduğu için avantgard yalakalarımız sayesinde yaşayan en büyük ressam olmuştu ya. Çok böyle keyfi yerindeydi Kenan Evren. Dediler ki efendim siz yaşayan en pahalı ressam oldunuz, ne diyorsunuz falan. Dedi ki ya bu dedi benim en yüksek fiyata satılan ikinci tablom oldu. Ya o anda anlaşıldı ki aslında demek ki 105 milyardan daha pahalı bir tablosu var satılmış. Medyanın haberi yok. Hemen aradılar dediler kim bu sanatsever? Aradan az zaman geçti kardeşim. En yüksek fiyata satılan tablonun hangisi olduğu ortaya çıktı. Ya Kültür Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Resim Heykel Müzesi'nin Kenan Evren'in Begonvilli Duvar tablosunu 300 milyar liraya satın aldı anlaşıldı. Yani sadece iş adamlarımız, medyamız değil, yani bürokratlarımız da yalakayı. Yani rekor fiyatı Kültür Bakanlığı ödemiş diye. Kültür Bakanlığı Cumhurbaşkanı tablosunu satın alıyor ya. Böyle bir ülke oluyor. Evet böyle. Öylesine pohpohluyorlar, öylesine şakşaklıyorlardı ki bu kendisini Picasso ile kıyaslıyor diye. Picasso tablolarını böyle gösteriyordu. Diyordu ki ne var yani bunda? Bunları ben de çizerim. Ya dünya şampiyonu Alman buz patenci vardı. Katharina Witt. Çok güzel bir kadın. Playboy'a çıplak poz verdi Katharina Witt. O zaman büyük olay olmuştu. Kenan Evren bu Katharina Witt'in çıplak pozunu tablo yaptı. Bu tabloya Şelale Altında Bir Güzel adını verdi. Kadın soyunmuş Playboy'a Şelale'de bunu çizdi. Ben de sürpriz yapıp dedi bunu bir sergimde gösteririm ama kaç milyar verirlerse versinler bu tablomu satmam dedi. O kadar kıymetli Katharina Witt'in çıplak tablosu. Sonra kardeşim, sonra devran döndü. Kenan Evren'in iktidarı sona erdi. İktidar sona erdikten sonra Kenan Evren İzmir'de sergi açacaktı. Son anda iptal etti. Dediler niye iptal ettiniz? Dedi ki ekonomik kriz var. Benim tablolarım da çok pahalı. Bu ortamda dedi kimse gelip tablo almaz falan. Haklıydı. İktidardan düşer düşmez fiyatlar da gevşemişti. İstanbul'da sergi açtı. Ya bu hani demişti ya asla satmam belki gösteririm falan. O Katharina Witt'in çıplak tablosunu satışa çıkardı. 10 milyar lira etiket koydu.
Ya alıcı çıkmadı. Elinde kaldı. İstanbul'da bir sergi daha açtı bunun üzerine. Ucuz olsun diye bu sefer sulu boya tablolar yaptı. Ya sulu boyaların yüzüne bakan bile oldu. Getirdiği gibi geri götürdü. Tamam. O zamanlar TMSF, işte bu tasarruf mevduatı sigorta fonu vardı. Batık bankacı var, Ali Balkaner. Ali Balkaner'in bankası batıyor. Bunun mallarını hazzettiler ve sattılar TMSF marifetiyle. Ya aralarında bu Kenan Evren'in tablosu da var. Ali Balkaner tarafından satıldı. Ya verile 600 lira verdiler. Milyarlarca lirayla alınmıştı. 600 liraya gitti ya. Ya 2006 yılında Türk lirasından sıfırlar atıldı biliyorsunuz. Evren'in sıfırları daha hızlı eridi. İzmir'de sergi açtı. 1000 lira etiket koydu tablolarına. Ya bir tane satıldı, o da anca 500 lira. Kenan Evren'in böyle çok yakın dostu vardı, Mustafa Delibeli. Evren'in bu Mustafa Delibeli'ye hediye ettiği tablolar vardı. Bunun Lidya Oteli'ne borçlarından ötürü el koydular. Bu üç tabloya da icra yoluyla satışa koydular. Orman, ağaç ve sazlıklı göl tablolar icra yoluyla satışa sunuldu. Ya üçüne birden isteye isteye 5000 lira istediler, alıcı çıkmadı. Fiyatı indirdiler, gene alıcı çıktı. 2009 Cumhurbaşkanlığı makamı Çankaya Köşkü'nde sergilenmek üzere portresi bulunmayan eski Cumhurbaşkanlığının yağlı boya tablolarını yaptırmak istedi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne başvurdu. Dediler ki lütfen siz bu Cumhurbaşkanlığının tablolarını yapsın da Çankaya'ya asalım. Ya yaşayan en pahalı ressam Kenan Evren'in tablosunu yapacak ressam bulunamadı, çıkmadı. Rektör açıkladı üniversite senatosunun kararını, nazik bir dille açıkladı. Dedi ki bizden mezun olan hiçbir ressam Kenan Evren'in tablosunu yapmaz. Kenan Evren'in Akbank Kültür Sanat Eğitim Merkezi tarafından böyle kuşe kağıda bastırılmış şeyi vardı, kataloğu. Kenan Evren resim sergisi kataloğu. O iktidardayken basılmış. Ya internette bunu 14 liraya satışa sundular. Sadece 14 lira, kimse almadı. Yine Kenan Evren'in iktidardayken yine İş Bankası tarafından böyle kuşe kağıda bastırılan kataloğu vardı. Kenan Evren resim sergisi kataloğu. Ya internette 5 liraya sunuldu. 5 liraya satışa sunuldu. Kimse almadı, çöpe atıldı. İktidardayken yağlı boyaydı. İktidardan düşünce değmesin yağlı boyaydı. Hep böyleydi. Turgut Özal geldi iktidara. AKP gibi tek başına iktidardı. Ya kendisinden 20 yaş büyük, kendisinden 30 yaş büyük iş adamlarımız ve eğilip eğilip elini öpüyor. Ya kendisini yalamaktan dillerinde pütür kalmamıştı ya. Ya bunun elini öpen iş adamlarımızın durumu gene iyiydi. Gazetecilerimiz kıçını öpüyordu çünkü ya. Ya mitinglerini organize eden meşhur bir danışmanı vardı. Diyordu ki Turgut Bey'in en büyük yağcısı benim diyordu ya. Ya arkadaşlar lütfen merak eden internete girsin. Ya manşet oluyordu ya. Turgut en büyük yağcı benim diyor. Ya yağcılığıyla gurur duyuyordu adam, manşet oluyordu ya. Benim mesleğim yağcılıktır diyor. Kimse benim gibi yağlayamaz diyordu ya. Adam manşet oluyordu ya, manşet. He, bu öbür yalakalar da buna öykünüyordu. Diyordu ki ya adam ne güzel yağlıyor ya. Ya keşke biz de yağlasak falan. Turgut Özal'a padişah muamelesi yapmak için bu yağcı sadrazam kılığına giriyordu. Ya maniler okuyordu. Ya papatyalar vardı. Ya papatyalar etrafında pervaneydi. Hasbahçe geceleri düzenliyorlardı. Ya Osmanlı sultanlarının rengarenk böyle ipekli kaftanlarını giyiyorlardı. Yıldız Sarayı'nda balolar. Hani gençlerimiz şimdi sadece bunları yeni Osmanlıcı biliyor. Ya ANAP dönemi de böyle. Ya kaplumbağaların sırtına mum koyup gezdiriyorlardı ya. Manşet oluyordu ya. Biz bunların fotoğraflarını çekip koyuyorduk, millete gösteriyorduk. Bakın bunlar böyle yapıyor. Ya millet bunları kınayacağına millet alkışlıyordu ya. Harika yapıyordu. Ya Göksu Deresi'nde ince saz eşliğinde böyle saltanat kayıklarıyla sefa sürüyorlar ya. Ultra lüks yatlarda partiler, Jaguar'larda böyle pozlar, pırlantalar falan gırla gidiyor. Turgut Özal'ın eşi Semra Hanım
Semra Hanım'ın böyle tombik parmakları vardı, tombiş tombiş. Ya bu tombik parmaklarına Semra Hanım'ın şiir yazan papatyalar. Bakın ben size o şiiri okuyayım, aklımda kaldı. Semra Hanım'ın tombik parmaklarına şiir. Konuşan gülen eller, düşünen coşan eller, üzülen her kişinin peşine düşen eller. Bak. Ana eller, yar eller. Allah'a açık gibi, duaya hazır eller. Böyle arada dua mua da var. Dikkatinizi çekin. Dostça sıkılan eller. Huzurlu dobra eller. Kahkahaya atarken secdeye yatan eller. Tak hemen bir din. Secde, pırıltılar tak secde. Turgut Bey'e ceryanı veren eller. Kalem tutan, taç takan, her şeyi kendine yakıştıran, tuttuğunu koparan cesur mübarek eller. Bak nasıl şiir? İşte yalakalık bu seviyedeydi arkadaşlar. Bu seviyede. Biz manşet yapmaya yetiştiremiyoruz. Devletin uçaklarına doluşup böyle resmi gezi ayaklarıyla dünyayı dolaşıyorlardı milletin paralarıyla. Dönüşte o kadar çok bavul dolduruyorlardı ki bunlar uçaklar havalanamıyordu ya. Uçaklar havalanamıyordu. Bavullar arkadan başka uçakla geliyordu ya. Ya semt pazarının tezgahından böyle adeta domates alır gibi kürk alıyorlar. Marketten poşet alır gibi Hermesler, Dior'lar alıyor. Turgut Özal'ın İcraatın İçinden diye bir televizyon programı vardı. Yaptıklarını anlatıyordu. Tükenmez kalemi böyle gözümüze sokar gibi anlatırdı. Tükenmez kalem. Ya o tükenmez kalemi açık arttırmayla satışa sundular. Ya bildiğin kırtasiyede satılan sıradan tükenmez kalem. 20 bin dolar alındı ya. 20 bin dolar. Tükenmez kalem. Ya namaz kıldığı seccadesini devletin müzesinde sergiliyorlar. Kardeşim. İhale kapmak isteyen iş adamlarımız seccadeyi ziyarete gidiyor. Seccadeyi de fotoğrafçı. Ya gazetecilerin o seccadeyle fotoğrafları var ya. O seccadeyle fotoğraf çektiren gazeteci baş yazar oluyordu abi bu ülke. Sonra tabii sonra devran döndü. Musluk kesildi. Maskeli balolarda böyle pırlantalara boğanlar falan selamı sabaha kesti. O debdebeli günlere tanık olan ANAP'ın seçim otobüsüne bile haciz konu. Hem de alacakları tahsil edemeyen partinin çaycıları tarafından haciz konu. Partinin çaycıları partinin otobüsüne haciz koydu. Çünkü tükenmez kaleme iktidardayken 20 bin dolar ödeyenler iktidardan düşünce artık çay borcunu bile ödemek istemedi. Telefona çıkmıyor. Demokrasi tarihimiz açısından ibret verici. Bakın Süleyman Demirel iktidardı. Çoban Sülüyken muhteşem Süleyman olmuştu. Hiç unutmuyorum İzmir'de İzmir'de olanlar özellikle arşivimizde yer aldığı için aklımda daha çok kalıyor. Ya fuarda Göl Gazinosu'nda Demirel'in partisi tarafından balo tertipli. Ya kendisi gelemedi Demirel. Şapkasını gönder değil mi? Şapka. Hem vallahi hem billahi. Kendisinin yerine siyah fötr şapkasını gönderdi ya. Ya siyah fötr şapka böyle özel olarak yaptırılmış cam mekan içinde. Cam fanus içinde getirildi. Ya şapka arkadaşlar şapka. Ya sanırsın kutsal şapka. Bu şapka görevlilerin elinde salona girerken herkes ayağa fırladı. Ya şapkayı ayakta alkışladılar. Hem vallahi hem billahi. Şapkaya tezahürat yaptılar ya. Şapkayı böyle en öndeki masaya şeref konuğu olarak baş köşeye yerleştirdiler. Ben dedim herhalde şapka konuşma yapacak yani. O halde herkes şapkaya bakıyor böyle hayranlıkla ya. Şapka dile gelmek üzere yani. O öyle bir şey. Ya bu şapkayı piyangoya koydular. Tanesi 2000 liradan bilet satıldı o zamanki para. 2,5 milyon lira hasılat yapıldı. Şapka. Demirel'in fötr şapkaları sadece parayla satılmakla kalmıyordu. Kuponla veriyorlardı ya. Ya Demirel'in şapkası kuponla verilir diye. Uyanık bir gazetemiz yarışma düzenlemişti. Demirel'in böyle seçim meydanlarında millete salladığı siyah fötr. Demirel böyle miting şeyinin en arkasında böyle şapkayı takacak gibi salladı. O fötr şapkalardan 10 tanesini
ikramiye olarak koydu. Ya kupon biriktirenler arasında çekiliş yapıldı. Talihli okullara şapka verin diye. Ya şapkayı kapabilmek için tiraj patlaması yaşandı. Ya tiraj patlaması. Sonra tabii devran döndü. Emirlerin şey, ya şapka tedavülden kalktı. İktidardayken kendisine yakın bir iş adamına imzalı fötr şapka hediye etmiş Demirel. O iş adamı iflas etti. Alacaklar icraya başvurdu. 7 Emin deposuna kaldırılan eşyalar arasına baktılar. Bu imzalı şapkada. Dediler ki Demirel'in şapkası. Ya Demirel'in başbakanken, cumhurbaşkanıyken adeta elinden kapılan böyle kapış kapış giden cam fanusa konulan şapkaya ya 50 lira fiyat biçtiler. 50, sadece 50. Alan olmadı. Ya hacizli mallar deposunun tozlu raflarında çürüdü o şapka. Yani yalakalık tarihimiz açısından ibret verici. Tansu Çiller iktidardı. Ya kardeşim kraliçe Elizabeth bile bu kadar el üstünde tutulmuyor. Tansu Çiller'i dünyanın en güzel kadını olarak böyle ya yani, Tansu Çiller'e özel Tansu Çiller'i övme köşe yazarları vardı ya. Ya bütün gazetecilik kariyeri Tansu Çiller'i övmek üzerine kurulu gazeteciler vardı ya. Ya özel uçak kiralayıp Boğaz'da Tansu Çiller'in yalısı vardı. Özel uçak kiralayıp Boğaz'daki yalının üstüne böyle dikeni ayıklanmış gül yaprakları yağdıran iş adamları. Helikopterden yalının üstüne kır çiçekleri yağdıran iş adamları. Ya bu Çiller başbakandı ama bunun prezident diye yatı vardı. Prezident. Yatın adı prezident. Ya devlet baş. Ya sonra devran döndü. O prezident yatını sahil güvenlik bastı. Ya kameralardan kaçak Suriyeliler, Afganlar çıktı. Ya prezidentle insan kaçakçılığı yapıldı ortaya. Yani dünya tarihinde bir zamanlar devletin yönetildiği yatla insan kaçakçılığı yapılan ilk ve tek ülke oldu Türkiye. Bakın şimdi asrın liderimiz iktidar, 20 sene. Daha iktidara yeni gelmişti. Kermes düzenlediler hemen. Asrın liderimize yalakalık kermesi. Özel eşyalarını açık arttırmaya koydular. Yani özel eşya deyince böyle yani nedir madalyondur bir şey. Yani arkadaş kadife pantolonunu koydular ya kermese. Hayır. 10 bin dolara alıcı buldu ya bugünkü kurda o kadife pantolon. Yani talihli iş adamı, kadife pantolonu alan iş adamı pantolonu evinin salonunda böyle tablo gibi duvara astı. Fotoğrafları var ha. Merak eden girsin internete baksın. Tablo gibi duvara astı. Kadife pantolon. Ayakkabıları da almıştı aslında dediğim. Ayakkabıları da biblo gibi böyle şöminenin üstüne koydu. Poz verdi onunla. Gazetelerde manşet oldu. Ya dolma kalemi 30 bin dolara. Kaban, diri kaban 15 bin dolar. Paltosu, hesap makinesi 10 bin dolara falan kapış kapış kapışıldı ya. İktidar. İktidara gelmiş. Daha yeni. Hatırlarsınız makam otobüsünde bayıldı, komaya girdi. Sağlık sıkıntısından. Telaşla hastaneye kaldırılırken şoför möfört tabii eğitimsiz korumalar falan. Otomatik kapılar kilitlendi, anahtar içeride kaldı. Böyle zırhlı Mercedes'in kurşun geçirmez camına da balyozla kırdılar. Yanındaki inşaattan buldular balyozla. Ya işte o balyoz AKP milletvekili tarafından satın alındı o inşaatta. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müze eseri gibi sergilendi ya mübarek balyoz ya. 15 Temmuz gecesi biliyorsunuz Aslı'nın liderimiz bu FaceTime üzerinden Hande Fırat'la canlı yayın yapmıştı. CNN'de, CNN Türk'te. Hande Fırat kendisi açıkladı ya röportajında. İş adamları kendisine yalvarıyor ya. Aslı'nın liderimizle FaceTime yaptı cep telefonu. 250 bin dolara satın almak istemişler. Ya telefonu almak için kuyruğa girmişler. Belki bugün daha da pahalı hale gelmiştir. Ya Hande Fırat dedi ki ben kesinlikle satmayacağım. Ya maazallah düşer kırılır diye elime almaya bile korkuyorum filan dedi ya. Mübarek telefon. Peki sonra ne olacak? Sonrası hiç değişmez. Asla değişmez. Ya mübarek tabloların, mübarek tükenmez kalemlerin, mübarek şapkaların, mübarek cep telefonunun akıbetleri hep aynıdır. Asrın liderimiz de asrın ikiyüzlülüğüyle mutlaka yüz yüze kalacak.
iktidardan ayrıldığı gün bugün etrafında pervane olanla kendisi selam bile vermiş. Bunu göreceğiz. Çünkü hep böyledir. Ya bu milletin biz liderlerini de tanırız, onların gazetecilerini de tanırız. Hep böyledir. Peki iktidar partileri böyledir de muhalefet partileri farklı mıdır? Aynıdır. Çünkü muhalefette bile olsan parti içinde iktidarsın. Parti içinde tek adamsın. Bakın mesela Kılıçdaroğlu ya 2010 yılında ilk kez genel başkan seçildiği kurultayı hatırlıyorum. Çünkü dedim ya hep o İsveç'teki İpek Yolu Enstitüsü'nü falan bildiğim için 2008'den itibaren Kılıçdaroğlu'nu ben gün gün takip etmeye başladım ve dolayısıyla 2010 yılındaki ilk kez genel başkan seçildiği kurultayı da notlarımın arasına aldım. Yani inanmayan açsın internete baksın lütfen. Ya o kurultayı 811 gazeteci takip etti. 811 gazeteci. Diyeceksiniz ki bu ne kadar büyük bir rakam? Şöyle tarif edeyim. Amerikan Başkanı Obama gelmişti Türkiye'ye. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptı Amerikan Başkanı. Bu kadar büyük bir tarihi olay. Sadece 365 gazeteci takip etmişti akredite olay. Tayyip Erdoğan Başbakan olarak katıldı ilk AKP kongresi. O zaman tarihi böyle nasıl pompalıyorlar falan. Sadece 420 gazeteci takip etmişti. Ama Kılıçdaroğlu'nu 811 gazeteci akredite olmuştu. Obama'yı da Tayyip Erdoğan'ı da ikiye katlamıştı. Yani Cumhuriyet tarihinin medya akreditasyon rekoruydu. CHP'nin İstanbul delegelerinin toplamı 140 kişiydi o gün. Ya bunun 6 katı gazeteci vardı ya. Tarihte ilk defa o gün o kurultayda salonda değişiklik yapmışlar. Delegeleri tribüne almışlardı. Delegelerin oturması gereken saha içindeki alanı gazetecilere tahsis etmişlerdi. Bakın bende bunlar isim isim kayıtlı. Yazdıklarını günü gününe yüzlerine vuracağız. Kılıçdaroğlu'nu yani bir parti liderini sandalyenin üstüne çıkıp alkışlayan, tezahürat yapan gazeteciler ilk defa orada görmüştü. Sandalyeyi çekip üstüne çıkıp Kılıçdaroğlu'nu alkışlayan gazeteci. Dünya tarihinde böyle bir gazeteci tiplemesi ilk defa orada görmüştüm. Bunu AKP gazetecileri bile yapmadı. Oturuyorlar bari kenarda. Salonda sandalyeleri masaların üstüne çıkıp tezahürat yapan gazeteciler. Kılıçdaroğlu'nu kara oğlan ilan etti. Halkın yüreğindeki bu Ecevit sevgisini bildikleri için bu sevgiyi sömürdüler. Kılıçdaroğlu'nu Karaoğlan ilan etti. Yetmedi Karaoğlan, Che Guevara ilan ettiler. Che Guevara Kemal. Ya büyük devrimci Che Kemal dedi. Ya o da yetmedi, Gandhi Kemal dedi. Yani bu Britanya işgaline karşı 400 kilometrelik tuz yürüyüşü yapan Gandhi'ye benzettiler. Gandhi Kemal dedi. Ya adam ısrarlı dedi, ben Dersimli Kemal'im. Yani açık açık Tunceli'ye Dersim diyor. Aslında açık açık Dersim'i Tunceli yapan Atatürk'e eleştiriyor. Atatürk'e katliamcı diyenlerin jargonunu kullanıyor. Ama sayın medyamız habire başka payeler ekşiliyor. Karaoğlan, Çe, en son Piro Kemal yaptı. Alevi kültüründe kurucu ve lider anlamına geliyor. Saygı ifadesi. İşinin ehli, işinin piri demek. Ya 11 defa seçim kaybetmiş, hala işinin piri diyorlar diye. Ya her seçim kaybettiğinde alkışladılar. Her seçim kaybettiğinde daha fazla alkışladılar. Ya alkışlamayanlara hakaret ettiler. Herkesin alkışlamasını sağladılar. Yetmedi. Ya seyit ilan ettiler ya. Kılıçdaroğlu'nu seyit ilan ettiler. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in soyundan geldiğini iddia ettiler ya. AKP'liler Tayyip Erdoğan'a Allah'ın bütün vasıflarını taşıyan lider ilan etmişti. Ona dokunmak bile ibadettir falan diyordu. Ya bu yeni CHP'liler de Kılıçdaroğlu'nu peygamber soyundan ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle Konya Akşehir'de türbesi var. Seyit Mahmut Hayrani. Onun akrabası olduğunu söylediler ya. Seyit soyundan geldiğini söyledi. Hazreti Muhammed'in soyundan geldiğini söyledi. Yani Seyit Kemal adıyla kitap bile yazıldı be kardeşim. Ya bu kitaba göre, o kitaptaki bilgilere göre Kılıçdaroğlu sadece Hazreti Muhammed'in soyundan gelmekte kalmıyordu. Aynı zamanda Nasreddin Hoca'nın da akrabasıydı. Derinliğe bak.
Demokrasi kahramanı ilan ettiler. Adalet kahramanı ilan ettiler. Helalleşme kahramanı ilan ettiler. Ya 13. Cumhurbaşkanı ilan ettiler ya. Kılıçdaroğlu'na itiraz edenler gizli AKP'lidir dedi. Yani Yılmaz Özdil gibi Kılıçdaroğlu'nu eleştiren gazeteciler beşli çeteden para alıyor dediler ya. Ya müteahhit Mehmet Cengiz beni mahkemeye verdi. Benden 1 milyon lira tazminat istiyor. Bu CHP'nin sözleşmeli gazetecileri benim Mehmet Cengiz'den para aldığımı söyledi. Kılıçdaroğlu yönetimi son seçim için, bu son seçimde, kaybedilen seçimde 376 milyon lira bütçe ayırmıştı. Reklam bütçesi ayağı. Ya bu parayı aralarında kırışan sözleşmeli gazeteciler namuslu gazeteci pozlarına bürünerek, güvenilir gazeteci pozlarına bürünerek ya Kılıçdaroğlu %60 ile kazanacağını söylediler. Size söylediler. Haber sunarken arkalarındaki fona 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu diye yazdı. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu diye tweetler attılar. Kılıçdaroğlu'nu istemeyenlerin üstünü kazıyın ya AKP'li çıkar ya troll çıkar dediler ya. E şimdi bakıyoruz. Sayın muhalif medyamız Kılıçdaroğlu'nu anında sattı. Anında. Kılıçdaroğlu'ndan para alırken Kılıçdaroğlu'nun borazanlığını yapıyorlardı. Özgür Özel geldi. Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Ya yıllardır Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan namuslu pozlarına bürünen kiralık gazeteciler ya şimdi utanmadan ben Kılıçdaroğlu olmayacağını zaten söylemiştim filan diyorlar ya. Biz Kılıçdaroğlu'nu uyarmıştık falan diyorlar. Ya gözümüzün içine baka baka CHP'nin bu Kılıçdaroğlu'ndan kurtulması gerektiğini yıllardır yazıyorum diyen bile var ya. Ya yemek olsa bunda kusarsın. O kadar iğrenç bir döneklik var şu an. Ya 13 yıldır ben imha edilme pahasına kariyerimi ortaya koyarak Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünü yazan bir gazeteci olarak ya vallahi ben bile Kılıçdaroğlu'larla üzülüyorum ya. En azından yani ailesine, çoluğuna, çocuğuna üzülüyorum ya. Ya bizzat kendi eliyle beslediği gazeteciler tarafından linç ediliyor ya. Peygamber soyundan geldiğini söylemişlerdi. Şimdi defoldu gitti kurtulduk diyorlar. 13. Cumhurbaşkanı ilan etmişlerdi. Şimdi şerefiyle istifa etmeyi bile başaramadı filan diyor. Ya %60 da kazanıyor demişlerdi. Şimdi aslında kaybetmemiz için aday olmuştu. Ya CHP Kılıçdaroğlu'ndan önce statükocu bir partiydi diyorlardı. Partiyi CHP'ye oy vermeyen kitlelere açtı Kılıçdaroğlu diyorlardı. Altılı masayla demokrasiyi taçlandırdı diyorlardı. Şimdi partiyi mahvetti, siyasal dincileri CHP'ye soktu diyorlar ya. Adalet yürüyüşü yapmıştı hatırlarsınız. Ankara'dan İstanbul'a yürümüştü. Ya onun yanında yürüyüp objektiflere poz veriyorlardı. Ya yanında poz vermek için yaşlı başlı tipler böyle kıvrım kıvrım kıvranıyordu. Asla yalnız yürümeyeceksin falan yazılar yazıyordu. E şimdi bakıyoruz, çok şükür değişim kazan diyorlar. Sırtımızdan yük kalktı diyorlar ya. Yahu kurultaydan önce halkın umudu Kılıçdaroğlu diye tweet atıp oy sayımından hemen bir saniye sonra değişim özgürlüktür diye tweet atanlar var ya. Özgür'den sonra da böyle apostrof koyuyorlar. Değişim özgürlüktür. Özgür Özel. Bak bir de bu kadar da zekiler ya. Ya bir saniye önce halkın umudu Kılıçdaroğlu, bir saniye sonra değişim özgürlüktür Özgür Özel. Ya ışık hızı bile bunların dönüşüne yetişemez ya, o derece. Böylesine iki yüzlülük hakimdi. Hatta böylesine binbir suratlılık hakim. Yani vefadan filan bahsedenler aslında sahtekarın önde giden. Yani elbette kendi etti, kendi buldu. Ama Kılıçdaroğlu'na üzüleceğim gerçekten aklıma gelmez. Ha doğrusu şaştın mı derseniz hiç şaşmadım. Çünkü Oxford Üniversitesi, dünyanın en prestijli bilim kurumu Oxford Üniversitesi, dünya çapında yalan haber araştırması yapmış. Dünyanın en ahlaksız medyasının bizim medya olduğu anlaşıldı. Meksika'dan Malezya, Brezilya'dan İngiltere, Japonya'dan Danimarka, Arjantin'den Bulgaristan, 37 ülkenin medyasını taradılar. Kendi milletine bile bile yalan haber veren, uydurulmuş sahte haber yayan, kasıtlı olarak yanlış bilgi aktaran, iftira atan dünyanın en tiksindirici medyası bizim medyacı. Haber bu yani. Dünya çapında haber oldu.
Basın özgürlüğünde sonuncuyuz. Yalanda dünya şampiyonuyuz ya. İşte bu yüzden olan biten aslında iş şaşırtıcı değil. Yani yakında bu medyadaki arkadaşlar çıkıp bu Kılıçdaroğlu aslında guguk kuşuydu falan derse hiç şaşmayın. İbrettir. Kılıçdaroğlu'nun şu an içinde bulunduğu durum hem demokrasi açısından hem medya açısından ibrettir. Ama asıl vatandaşımız için ibret olmalıdır. İbretle takip edilmelidir. Vatandaşa nasıl yalan söylendiğini, vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söyleyenleri tiynetini göstermesi bakımından ibrettir. Biz bu kadar iki yüzlü, bu kadar binbirsa, bu kadar adi bir millet değiliz. Medyamız niye bu kadar iki yüzlü? Niye bu kadar binbirsa? Politika denilen kavram Türkiye'de niye bu kadar adice, bu kadar yüzsüzce yapılıyor? Vatandaşımızın bu durumu tartması açısından ibrettir. Şimdi gelelim turşuya. Kanal Bla Bla'ya abone olanlara turşu tarifi vereceğim demiştim. Yani illallah be kardeşim. Her gün mesaj yeri. Nerede turşu tarifi? Nerede turşu tarifi? Ya imza günüme geliyorlar yakama yapışıp nerede turşu tarifi diyor. Ya bir an tereddütte kapılıyorum. Diyorum ki kardeşim beni mi seviyorsun turşuyu mu seviyorsun? Ya bu nedir Allah aşkına? Ya, vereyim tarifi kurtulayım bak şimdi. Salatalık turşu tarifi dediğimiz. Öncelikle mutlaka cam kavanoz tercih. Plastik bidonlarda da yapılıyor. Hatta kapakların esneme kabiliyeti nedeniyle plastik bidonlar daha çok tercih ediliyor ama siz öyle yapmayın. Mutlaka cam kavanoz tercih. Sağlık için. Önce turşunun suyunu hazırlayacağız. Bak yazın. 1 litre içme suyuna 30 gram kaya tuzu. 1 litre içme suyuna 30 gram kaya tuzu. Karıştırın, eritin. Buna 15 mililitre ev sirkesi ilave edin. Ben elma sirkesi tercih ediyorum. Tatlandırmak için de kişniş tohumunu, hardal tohumunu şöyle tavada şöyle bir ısıtacaksınız kokusu çıksın diye. Bu salamura suyuna ilave edin. Şimdi turşu suyu hazır. Bu oranda istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Şimdi gelelim salatalıklara. Güzelce yıkıyoruz. İki ucundan böyle tıraşlıyoruz. İçine salamura suyu sirayet etsin diye. 15 dakika karbonatlı suda bekletiyoruz. Tekrar yıkıyoruz. Süzgeçte süzüyoruz. Karbonatlı bırakmıyoruz. Şimdi artık hazırız. Salatalıkları kavanozlara yerleştiriyoruz. Sıkıca yerleştiriyoruz. Yerleştirirken böyle katmanlar arasına sarımsak ve bir iki dilim havuç falan koyuyoruz. Kenarlarına da bir iki böyle defne yaprağı sokuşturuyoruz. Şimdi kavanoz iyice dolunca salamur suyunu tepeleme dolduruyoruz. Eğer bulabilirseniz böyle asma yaprağı ile üstünü örtüyoruz. Bulamazsanız kereviz sapı olur. Dereotu veya maydanoz sapı da olur. Örtüyoruz. Kapağı sıkıca hava almayacak şekilde kapatıyoruz. Bak MasterChef'e gideceğiz ona göre. Serin bir yere koyuyoruz. En az 15 gün sabır. Acele etmek yok. En az 15 gün sabır. Sonra afiyet olsun. Bak yanında rakı içmeyi unutmayın. Sonra turşuya ayıp olur. Ama tabii siz bilirsiniz. Teklif var, ısrar yok bizde. Şimdi bugüne kadar abone olanlara bu tarifi verdik. Turşu. Turşu dediniz, verdik kardeşim. Bundan sonra abone olanlara, bakın aklınız duracak. Bundan sonra abone olacaklara mercimekten hamburger ekmeği tarifi vereceğim. Şimdi bak promosyona bak. Dikkat isterim. Mercimekli ekmek değil ha. Mercimekten ekmek. Yani iki tane yiyorsanız hamburger, 5 tane yiyeceksiniz. Bana mısın demeyeceksiniz. Şişkinlik falan sıfır. Abone olun, tarifi alın. Yarın sabah görüşmek üzere. Eyvallah.